catering hizmetlerinin sadece bir yemek tedariki olmadığını ve bu işin aslında keyifli bir hizmet anlayışı olduğunu vurgulayan Denizli'nin catering'e konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Altın Rapper izleyicileri programımız hız kesmeden Denizli'de devam ediyor. Denizli'de Denizli'm Catering bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Haşem Koyuncu var. Haşem Bey, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok memnuniyet duydum sizi burada uğurlamaktan, burada sizi misafir etmekten. Buradan izleyicilerimize hikayenizi sizlerden aktarmış olalım. Buradan müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi biz Denizli'm Yemek ve Catering firması olarak 2016 yılında Denizli'de iş hayatına atıldık. Özellikle sektörde şu anda bir gıda konusunda bir eksiklik olduğunu düşünerek biz de bu işe atıldık. Elimizden geldiğince müşterilerimize kaliteli, temiz, hijyenik bir şekilde ortamda yemek sunmaya çalışıyoruz. Şu anda fabrikalar, iş yerleri ve okullar gibi yerlerde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda düğün, parti, özel davet, iftar gibi durumlarda da müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz şu anda. Toplam olarak kaç yıldır bu sektördesiniz ve neden gıda sektörü? Biliyorsunuz gıda çok hassas bir konu ama sürekli talep olan bir sektör ve insanlar bir şekilde yemek ihtiyacı hissedeceklerdir. Biz de sağlam bir ekibimizle birlikte bu sektörde iş yapabileceğimizi düşündük. İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebileceğimizi düşündük. Dolayısıyla gelecek adına bu sektörün her zaman var olacağına inandığımız için bu sektörde yer almaya devam ediyoruz şu anda. Aslında az önce sizin de bahsettiğiniz gibi gıda sektörü hassas bir sektör aslında bakılırsa. Burada sizlerden hizmet alan firmalar, işte müşterileriniz gelip burada birebir ziyaret edip yemek yaptığınız alanı kontrol edebilirler mi, ziyaret edebilirler mi? Bunlardan da bahsedelim. Şu an zaten biz müşterilerimize bu şekilde çağrımız her zaman oluyor zaten. Onun dışında biz kullandığımız malzemeyi özellikle uluslararası standartlarda kabul edilmiş, Türk Gıda Kodeksinin onayını almış, helal sertifikalı firmalardan ürünlerimizi tedarik ediyoruz. Ve hizmetlerimizi biz servise sunmadan önce mutlaka bir titizlikle bir kontrolden geçirip ondan sonra yemeklerimizi üretip müşterilerimize ulaştırıyoruz. Ve bizim burada şu anda aşağıda yemek üretim yerimiz 24 saat canlı yayında müşterilerimiz bunu izleyebiliyor. Kaç metrekare alanlık bir alana sahibiz? Bizim şu anda yemek üretim alanımız 170 metrekare. Ve aynı anda 5000 kişiye yemek üretebilecek bir potansiyele sahibiz şu anda. Burada catering, toplu yemek hizmetleri sunuluyor ama bunun dışında bazı projeleriniz de var bildiğim kadarıyla. Yani alakart olarak da müşteri ağırlayacaksınız, doğru mudur? Evet, şu anda biz burada sanayi bölgesinde gelen talep üzerine biz burada yerinde sunum hizmetimizle şu anda başlamış durumda. Gelen müşterilerimize burada çeşitli yemeklerimizle birlikte 3 çeşit yemek, 4 çeşit yemek ve uygun fiyatlarla şu anda hizmet veriyoruz burada. Aslında bizim böyle bir düşüncemiz, böyle bir projemiz olmamasına rağmen gelen talep üzerine şu anda biz hem catering hizmeti yapıyoruz hem de yerinde sunum hizmetimiz de şu anda mevcut. Müşteri odaklı bir firma olduğunuzu bizler de buradan aslında iletebiliriz izleyicilerimize. Peki müşteri memnuniyetiyle alakalı çalışmalarınız nelerdir? Biz burada belli aralıklarla müşteri memnuniyetini test etmeye, ölçmeye çalışıyoruz. Gerek işverenlerle, gerek müşterilerimize uygulanmış olduğumuz anketlerle biz şu anda müşteri memnuniyetini ölçmeye çalışıyoruz. Ve bu doğrultuda hep iyi sunmaya devam ediyoruz şu anda. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bakalım aşçımız firmayla alakalı ve lezzetleriyle alakalı bize neler anlatacak? Aşçımız Denizli'de en iyi aşçımız. 30 yıldır bu sektörde ve yemek konusunda ben daha iyisini tanımıyorum açıkçası. Bakalım o yemekleriyle ve lezzetle alakalı bize hangi sırları verecek. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere de. Ben teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duydum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Haşem Bey.
30 yıllık aşçılık hayatını Denizlim Catering şirketinde devam ettiren İsmail Alşanlı var. İsmail Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz kaç yıldır, 30 yıldır bu sektördesiniz, bu firmada ne kadar süredir faaliyet gösteriyorsunuz? Ben 30 yıldan beri aşçılık yapıyorum. Firmamız 2016 yılında Denizli Catering olarak faaliyet göstermektedir. Bir yıldan beri de burada çalışıyorum. Burada toplu yemek üzerine bir faaliyet gösteriyorsunuz ve yemek çok fazla. Yani 100 kişilik, 200 kişilik, bazen 1000 kişilik yemek çıkarıyorsunuz. Burada yemeklerin tadında bir bozulma vesaire oluyor mu çok fazla çıktığında? Lezzetinizin sırrı nedir? Bunlardan bize bahseder misiniz biraz? Denizli Catering'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de işte müşteri memnuniyeti. Bizim yıllarca başka firmalarda çalıştıktan sonra buradaki patronumla, genel müdürlerimle oturup da bir yere vararak ev lezzeti bir yemek çıkarmanın zevkindeyiz. Buradaki en önemli şey hijyenik, temiz, dürüst. Bu en iyi bir mamülü ortaya çıkarmak. Ne diyor? Biz bu işe olaraktan, firma olaraktan öncü bir firma, kendimize ön sıraları çıkarmak istiyoruz. Neden? En önemlisi temiz sektörde kendimizi güveniyoruz. Güvendiğimiz için de her zaman ön plana çıkmak istiyoruz. Çünkü biz ufak bir firma olarak geldik, amaçlarımız büyük. Çok firmalar var ama Denizli Catering, genel patronlarımla, genel müdürlerimle olsun, oturup da konuştuğum zaman işçi ve işverenle hiçbir zaman işveren sıfatına düşmedik. Her zaman kardeş gibi birbirimize muamele yaptık. Ne yapabiliriz? Hep beraber. Bunun yanı sıra da kendimiz de çalıştığımız iş arkadaşlarından ziyade iş yemek verdiğimiz firmalarla birebir oturarak, konuşarak ne yapabiliriz? Siz için nasıl bir şeyler üretebiliriz? Nasıl daha hijyenik bir şey yapabiliriz? Bunların araştırmasını yaptık. Aslında hijyen demişken usta, bu gıda sektöründe en önemli, en hassas olunması gereken konulardan biri de hijyen. Burada birebir bizler şahit oluyoruz hijyen konusunda ne kadar hassas davrandığınıza. Peki en çok merak edilen sorulardan ve catering şirketlerindeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Bir yağın ortalama kullanım süresi nedir? Yani bir yemekte kullandık kızartmada, bir daha ne zaman kullanılmalı o yağ? Bir yağın azimi 3 sefer kızartma hakkı vardır. Ondan sonrası kesinlikle kızarttığın zaman bakteri üretimi başlar yani. En fazla kullanabileceğin yağın şeysi 3 sefer. 3'ten fazlası kesinlikle olmaz. 3'ten fazlası kullanılmamalıdır diyoruz. En iyisi, en temizi de budur yani. Bundan fazla da kullandığın zaman zaten yağ kendi özelliğini kaybediyor. Kendi özelliğini kaybettikten sonra da pişirmeme özelliğini başlıyor. O zaman yakıyorsun. İşte en önemli şey de bu. Yemek kızartayım derken yakıyorsun yani. 3'ten fazlası mümkün değil yani. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Denizli'miz için Denizli Catering'i bekleriz. Bizler de gelin görün ve tadın diyoruz öyleyse. Denizli merkezde Denizli Catering şirketi bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?